Avrupa'da oynarken, Avrupa topluluğundan dolayı serbest dolaşım var. İki yabancı, üç tane Rus, iki tane evet, Yugoslav oynatabiliyorsun. Bosman kuralı da var. Bir de şimdi 10 oyuncu, 11 oyuncu, 12 oyuncu Almanya'da bile yabancı tane, olabiliyor. Murat Dinter takımına bakıyorum. O İki tane şartlarda Alman, mücadele ediyor bizim 12 takımlarımız. tane Amerikalı var. Atıyorum Evet. şimdi, atmıyorum esasında da. Tabii. 2-3 tane Doğru. Alman var, gerisi şey, Yani atıyorum dediğim Alman, Amerikalı yani. Sloven, Alman, evet, filan yani. Dediğin, Amerikalı. evet Engin abi. Şimdi Almanya basketbolu nerede? İşte bir Novosikisi var. Yani. Bir de O kadar. o... Bizde Hidayet var, Mehmet Okurlar var, İbrahim'i. İşte bu Efes Bissen'deki oyuncular, Fenerbahçe'deki oyuncular çok değerli oyuncularımız var. Oyuncularımız var. Yani sen bunu Yani savunuyorsun. onların yerine Amerikalı getirmenin anlamı yok. İşte. Yani şimdi Ermal Kuço diyorsunuz. Ermal Kuço Türk milli takımının da piyotu. Şimdi sen Ermal Kuço'nun yerine getirdiğin Amerikalı. İşte Wood. Wood. Ermal'den ne kadar fazlası var? Boyu uzun ama Ermal'den çok daha Şimdi düşük. madalyonun öteki yüzü ve tartışma konusu. Bunu ayrıca seninle hep tartışacağız. Gelen konuklarla beraber tartışacağız. Esas konukları bu işin içine atmak lazım. Gelenler Atacağız. genellikle antrenör oluyor, Evet. sporcu Şimdi oluyor, yönetici yani oluyor. bu Onlara yabancılar, saldırmak bu lazım zaten. yabancılar Beko Basketbol Ligi'ni bu yabancılar şu anda ayağa kaldırmadı mı? Yani Abdü Pekçi, Ayhan Şahenk, Akatlar tıktım tıktım doluyorsa bu yabancıların bunda etkisi yok mu? Bu bir tartışma konusu. Bunu Bence konuşalım biraz sonra. etkisi var ama esas Türk oyuncu bizim starlar çıkartmamız lazım. Ben de aynı şekilde Engin abiye katılıyorum. Kan çeker. Ben soruyorum canım Yani bir yani. İbrahim Kutluay'ı, bir Harun Erdemay'ı, Evet. böyle Orhunlar. işte Orhun Eneler'i, Levent Göremiyoruz. Topsakalları, Evet. Hüsnü Evet. Çakırgilleri, böyle star oyuncuları, savaşan Türk oyuncular vardı. Yani ben gibi dermişim. Evet. Ömer Saylı gibi böyle topa kafa göz atlayan oyuncuları seyirci istiyor. İstiyor. Yani bunu karşı yakaya gidin. Karşı yakanın seyircisinin takımlarına ne kadar sahip çıktığını. Bir adam 30 atıyor ama bir tane genç oyuncu orada topa atlasın. Sakatlanma pahasına ama o takımını Ki kazandırmak için atlasın. O 5.000 kişi, 3.000 kişi her zaman dolu olan Karşıyaka salonu serisi böyledir. çılgınlar gibi alkışlıyorlar. Evet. O onlar için daha değerli. Ama Çünkü şimdi bak. forma şeyi var. Karşıyaka'da Sean Marshall, neydi o Amerikalı? Hosley. Hosley. Quentin Hosley. Ve Gary Neal. Şu anda İki lig tanesi de sayı sayı kralı. kralı. İkisi sayı kralı. Ve Karşıyaka şu anda ilk 5'i zorluyor. Yani 5 takımdan biri şampiyon olabilir. Karşıyaka da bunlar için 6. takım olarak girdi. Yani bunlar olmasa bir de o tarafa bakalım. Bunlar olmasa Karşıyaka bu elimizdeki Türk oyuncularla bunu başaramaz. Bu seyirciyi Karşıyaka bu seyirciye getiremez. Yani tartışma konusu uzun sürer. Evet, bunu haftaya Harun Erdoray gelecek. Haftaya Evet, Kemal Kemal Erdoray abiye gelecek. sormak lazım O onu. Kemal abiye soralım Kemal bunu. abiye sorun. Tamam. Evet, asla parçası. Şu Evet. anda bütün izleyicilerimiz bunu bekliyor. Evet, Bir şey asla başlamadan parça. önce ben bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu SMS yazan arkadaşlar, basketbolla ilgili dertleri olduğunu söyleyen arkadaşlar, mutlaka konuyu doğru dürüst yazarak belirtsinler ve mutlaka isimlerini yazsınlar, isim ve soyadlarını yazsınlar. Evet. Ki biz buradan, işte bizi işte İbrahim Şahin aradı, Ahmet Veli Efendi Evet. aradı Ümit Aksu gibi gibi, mesela değil mi? Ümit Aksu aradı. Onunla onu paylaşabilir. Paylaşalım. Özellikle altyapılarda Birkaç tane ki mesaj var. Burada sorunlar, isim yazmamışlar. Dolayısıyla çok doğru isim söyleyeyim lütfen bayağı. yazsınlar ki Ümit biz yazmış onlara hitap benim edebilelim. Evet. Ve parçanı dinleyelim. Evet hocam. Asla. Asla şarkısını okuyacağım. Sözlerimiz gibi bana ait olan bu güzel şarkı. YouTube'da da o gün Bülent Asla yazarlarsa orada da seyredebilirler bu şarkıyı. YouTube'da Ahmet Dedeoğlu yazıp yazıp tıklayıp da oradan da oradan eski programlara da bakabilirler. Evet. Anılarla baş başa yine kaldım yasaklarda. Arıyor seni ellerim son dokunuşlarımda. Yanıyor dudaklarım her ismini andığımda. Bizi ayıranlar canım onlar da kavrulsunlar. Ama bir çift sözüm var. Yaşıyorsak dünyada bir çift sözüm var. Hepimiz insanız, her insan sever ama benim gibi asla. Seni benden ayırdılar, canımdan kopardılar. Bir de bu yetmez gibi yerden yere vurdular. Seni benden ayırdılar, canımdan kopardılar. Daha bu genç yaşımda kara toprağa koydular. Seni benden ayırdılar, canımdan kopardılar.
de bu yetmez gibi. Yerden yere vurdular, seni benden ayırdılar, canımdan kopardılar. Daha bu genç yaşımda kara toprağa koydular. Teşekkür ediyorum. Kısa okudum böyle bir kuble programı aşmamak için. Tüm sevgili Meltem TV seyircilerine de armağanımız olsun bu güzel şarkı. Bütün basketbolcu oyuncularımıza da, oyuncularıma da özellikle armağan olsun. Forum NBA üyelerine de armağan olsun. Evet, onlar da sağ olsunlar çok takip ediyorlar. Evet. Forumlarda yazıyorlar. Ya Forum NBA benim işte Bandırmalıyım biliyorsun. Yeğenlerimle uzun zamandır görüşmüyordum. Bugün hadi Forum NBA'de ya amca dedi, Ahmet amca efendim seni dedi gördüm dedi, Forum NBA'de sörf yaparken dedi, gördüm dedi, mesaj göndermiş falan. Forum NBA'de yani 15 evet, bin tane üyesi İnternet var. İnternet sitede. Amca oldum yani, yeğenlerim var. 35 yaşında amca oldum dedi. Hay teşekkür ederim Engin'cim. Programdan sonra çorbacıya gidebiliriz, arkadan bir de çay içebiliriz. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. 49'u devirdik bu arada. Allah uzun ömürler. Teşekkür ederim. Evet sevgili basketbol severler, bir programın daha göz açıp kapayıncaya kadar sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi kısa bir öyküyle, basketbola uyarladığımız bir öyküyle programımızı kapatıyoruz. Bu öykümüzün ismi Sevgi. Bir çocuk eve geldiğinde kapıların önünde 3 tane adam görür. Aksakallı, aksaçlı, nur yüzlü 3 tane adam. Ve onlara der ki, gelir misiniz der. Aç olmalısınız, eve gelin, yemek yerim der ve eve davet eder. Ve yaşlı adam bir tanesi der ki, baban evde mi der? Babam evde değil der. O zaman baban gelince geliriz der. Biraz sonra babası eve gelir ve çocuk olanları babasına anlatır. Babası da git onları davet et der. Sonra çocuk onları yanında gelir ve davet eder. Ancak yaşlı adamlardan bir tanesi der ki, biz hepimiz beraber bir yere girmeyiz der. Neden der çocuk? Bak der, benim adım Sevgi. Bunun adı başarı. Bunun adı zenginlik. Üçümüzden birini çağır, birini davet et, birini bir eve gelecekler. Çocuk hemen eve gider, babasına durumu anlatır. Babası der ki, ooo ne güzel der. Zenginliği çağıralım, evimiz zenginlikle de olsun der. Çocuk da der ki, başarıyı çağıralım baba. Başarılı olalım, evimiz başarıyla da olsun der. Anne, evin hanımefendisi oradan seslenir. Sevgiyi çağırsak eder, evimiz sevgiyle de olsun. Baba çok hoşuna gider annesinin söylediği. Annenin dediği doğru oğlum der. Git sevgiyi çağır. Çocuk gider ve sevgiyi çağırır. Sevgiyi eve davet eder. Sevgi kalkar, eve doğru yürümeye başlar. Ama diğer ikisi de arkasından gelir. Çocuk şaşırır. Neden hepiniz geliyorsunuz? Ben Sevgi'yi davet ettim der. Sevgi der ki sen, ben Sevgi'yim der. Sen eğer başarıyı çağırsaydın veya zenginliği çağırsaydın biz ikimiz de burada kalacaktık, gelmeyecektik der. Ama sen beni yani Sevgi'yi davet ettiği için ben nereye gidersem başarı ve zenginlik de benimle beraber gelir der. Evet sevgili basketbol severler. Her nerede sevgi varsa başarı ve zenginlik de vardır. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.